Mülkiyeti il özel idaresine ait Sürsürü Mahallesi 76 ada 64, 65, 66 nolu parselli taşınmaz üzerinde 22-11-2017 tarihinde yapılan kat karşılığı yapım ihalesi aşamasında Elazığ İl Özel İdaresi payına düşen 4 adet dükkanın satışının yapılması amacıyla il encümene yetki verilmesi konusu ile ilgili olarak hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonu inceleme raporu. İl Genel Meclisi'nin 15-11-2022 tarih ve 115 sayılı kararı ile Mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait Sürsürü Mahallesi sınırları içerisinde kat karşılığı yapım ihalesi kapsamında Elazığ İl Özel İdaresi payına düşen 4 adet dükkanın trampa ve satışının yapılması amacıyla il encümenine yetki verilmesi konusuyla ilgili olarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'nca incelenmesi ve rapora bağlanması kararlaştırılmıştır. Plan ve Bütçe Komisyonumuz 21-11-2022, 25-11-2022 tarihleri arasında toplanarak Mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait Sürsürü Mahallesi 76 ada 64, 65, 66 nolu parseli taşınmaz üzerinde 22-11-2017 tarihinde yapılan kat karşılığı yapım ihalesi kapsamında Elazığ İl Özel İdaresi payına düşen 4 adet dükkanın trampa ve satışının yapılması amacıyla il encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmeye devam etmiş yapmış olduğumuz görüşmeler ve incelemeler neticesinde İl Genel Meclisi'nin 4-5-2016 tarih ve 139 nolu kararı ile Mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait Sürsürü Mahallesi 76 ada 68-69 nolu parsellerde eski 76 ada 62 nolu parsel bulunan 31.947,04 metrekare alanlı taşınmazın satışa çıkartılması veya uygulanacak her türlü yöntem ile ilgili olarak il encümenine yetki vermiş ve il encümeni tarafından bahse konu parseller için 22.11.2017 tarihinde kat karşılığı yapım ihalesi kuruma gelir elde etmek için gerçekleştirilmiştir. Elazığ İl Özel İdaresi payına düşen ve bahse konu 4 adet dükkanın piyasa koşullarında ve emsal bölümlerinin satış değeri göz önünde bulundurularak satışının yapılması amacıyla il encümenine yetki verilmesi komisyon üyelerimiz Aykut Cumhuroğlu ve Raif Aslan'ın karşı görüşüyle uygun görülmüştür. Raporumuzun il genel meclisine sunulması hususunda gereğini arz ederiz. 25-11-2022 Ertuğrul Kar Komisyon Başkanı, Kainat Babdar Komisyon Başkan Vekili, Sultan Kaya, Betahmet Beşiktaş, Aykut Cumhuroğlu, Raif Aslan üye. Teşekkür ediyorum. Komisyon inceleme raporu hakkında söz alma isteğim var mı? Mahmut Bey buyur. Bu şeyleri belirtmek istiyorum. Yani ben daha önce de kanaatimi bu Elizur'la ilgili, burada yapılan işlerle ilgili kanaatimi defaatle bildirmiştim. Bunların ta başından beri detaylı bir şekilde incelenip ondan sonra rapor haline getirip meclise sunulması ve kamuoyuna bilgi verilmesi gerektiğini söylemiştim. Geldiğimiz noktada yani arkadaşlar evet rapor hazırlamışlar ama raporda yani yine eksiklikler görüyoruz. Şimdi burada trampa yazmıştı. Başta sadece satışının. Yani burada trampa satışının veyahut da her türlü yöntemle. Her türlü yöntem ne demek? Yani neyle takas edecek? Neyle edecek? Bunların bu daireler, dükkanların satışı nasıl yapılacak? Evet en son rapor kısmında satışının yapılması amacıyla encümene yetki verilmesi demiştir ama şimdi ben şunu söyleyeyim başkanım. Daireleri de geçen 2-3 toplantı önce biz burada 116 tane özel idarenin oradaki dairelerinden bahsetmiştim. Geçenlerdeki, yani bir iki ay önceki encümen meclisi toplantımızda dairelerimizin orada 90'a düştüğünü gördük. Soruyoruz, kalan 26 daire nerede? Cevap yok. Şimdi geldiğimiz noktada, şimdi burada geçenlerde bir toplantı yapılmış. Bir bilgilendirme yapılmış. Ben burada kamuoyuna şunu söylemek istiyorum. Yaptığımız, duyduğumuz, kulislerde duyduğumuz bilgiye göre 90 dairenin 32 dairesi daha gitmiş. Burada ben kamuoyuna söylüyorum. Özel idareye de söyleyeyim. Genel sekretere de söyleyeyim. İftira atıyorum. Benim hakkımda suç duyurusunda bulunsunlar. Burada 90 dairenin 32 dairesi yine puf olmuş. Tabiri caizse puf olmuş. Yine yok olmuş. Bu yüzden yapılan gizli toplantıda ya da yapılan toplantıda diğer ilk genel meclisi ya da bizler bu toplantıya niye çağırıp bilgilendirmiyor? Burada televizyon karşısında kamuoyu bilgilendirdiğimiz zaman bize iftira atıyorsunuz diyorlar, bize yalan söylüyorsunuz diyorlar, bize çeşitli nedenler suçlamalarda bulunuyorlar. Genel sekreterimiz burada kapalı oturumda yaptığı toplantıda maddeyle ilgili görüşmeler maddeyle ilgili görüşmeler o dediklerini daha sonra değerlendirildi.
Başkanım maddeyle ilgili zaten. Bunlar orayı da alıp hayır hayır, el üstünle ilgili konuşuyorsunuz. Dükkanlarla ilgili. Aynen. Burada genel sekreterimiz yaptı. Yani buradaki zararın ne olduğunu söylediğimizde ben 150 milyon biliyordum. Genel sekreterimiz burada kendi ağzıyla 170 milyon burada zararımız olduğunu bahsetmişti. Ve bunu bütün meclis arkadaşlarım duymuştu. Şimdi bu tıraşlamadan dolayı bu kadar zararımız varken, bu kadar haksızlık varken, ortadayken, geldiğimiz noktada bakanlık bunlarla ilgili, bu zararlarla ilgili bize arsa tahsis edecekti, hazineden ne verecekti, nerelerde verileceği, nerede verileceği, hangi kıtır köşede buna karşılık arsa verileceği, o da muamma. Yani bunların netlik kazanmadan encümen arkadaşlarımıza yetki verelim, güvenliyoruz diyelim, verelim, dükkanları satışına verelim. Arsalar satışında verelim. Ama geldiğimiz noktada bunlar netlik kazanmadan nasıl böyle bir yetki verebiliyoruz? Yarın ben iddia ediyorum bu dükkanlarla geçen ay 90 dairenin satışıyla ilgili encümene yetki verildik. Önümüzdeki günlerde gelecek bu 90 daire değildi. 58 dairemiz kaldı. Kusura bakmayın. Burada bir 32 dairemiz daha ortadan kayboldu diyecekler. Ben eminim ki bir sonraki meclis toplantısında da bu dükkanlarımız da ortada yok. Bunu düzeltelim. Bu encümene bu yetki geri isteyelim diye yine bize gelecektir. Bunun özellikle ve özellikle rica ediyorum, meclis arkadaşlarımıza, elimizi vicdanımıza koyarak rica ediyorum, konunun detayla incelenmeden, araştırılmadan, nihai sonuç ortaya çıkmadan, zarar ziyan tespiti ortaya çıkmadan bu şekilde kararlar almasını vicdanla doğru bilmiyorum, kamuoyunun takdirine sunuyorum. Osman Bey buyur. Başkanım, siz şöyle başlıyor musunuz? Başkanım, ben bununla ilgili bizim kurup kararı, bu konular beni ilgilenir mi? Bu konulara cevap versin. Ben niye hayır dediğimizi kurup adına, grup kararını açıklayacağım burada meclise. Tamam, grup kararını sapıyorum. Arkadaşlar şimdi konu komisyon olarak veya komisyon başkanı olarak değerlendirmesini en son bütün istişareleri yaptıktan sonra genel sonuç karar verilmesi için bizim son başkan olarak konuşmamın ben uygun olacağını düşünüp söyledim. Ama tabii Mahmut Bey'in söylediklerine cevap verebiliriz. Ben konuyu şu şekilde size arz edeyim. Kamuoyunun bilgilendirmesi aslında. Başkanım daha önce malumunuz 15-11-2022 tarihinde meclisimize gelen gündemde 4 adet dükkanın satışı ve trampası diye gündem komisyonumuza havale edilmiş oldu. Komisyonumuz toplantılarını başladığı zaman tabii bu ilk meclisin 4-5-2016 tarihindeki meclisin almış olduğu kararla bu alan arsa 31.947 metrekare alanın satışa sunulması uygun görülmüş, satılmamış. Sonunda talep olmadığından kat karşılığı verilerek bu ihale gerçekleşmiş. İhale gerçekleştikten sonra kamuoyunun bilmesi açısından bu arsanın belediyedeki emsal değer artışa gitmiştir. Artıştan dolayı bizim de daha önceki sözleşmede AVM'den almış olduğumuz %27 pay oranı %30'a çıkarak tekrar bir sözleşme yenilenmesi gerçekleşmiş. Ancak ilimizde yaşanan bir deprem neticesinde bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın da önerileriyle yatay mimariye geçilmesi açısından uygun olacağı görüşü üzerine bakanlığımızca bu kat sayısı düşürüldüğünden, kat sayısı eksildiğinden bu bu arsayla ilgili yapılan inşaat alanında nasıl kâra gittiği zaman pay oranımız artmışsa eksildiği zaman da dairelerimiz eksilmiştir. Yani buradaki eksilen daireler sırf bizim değildir. Müteahhitin de daireleri eksilmiştir. Eksikliğinden dolayı nasıl kâr zarar ortaklığı olduğundan dolayı bu eksiklik biz de kurum olarak bize de yansımıştır. Bununla ilgili bakanlıkla görüşmeler şu anda zaten yapılıyor. Onunla ilgili bir şey söylememizin uygun olmaz şu anda. Emsal artışından dolayı artış olduğu zaman artan payın yansımasından eksilmesinden de kurum eksiklik, daire eksikliğine gidilmiştir. Oradaki eksiklik budur. Yani kamuoyunun burada herhangi yanlış bir şekilde yönlendirmeye gerek yok. İkincisi, komisyonumuza gelen raporda bu dairelerin araştırılması veya eksiklikle ilgili bir komisyon gündemi yoktur. Bizim gündemimiz sadece 4 adet dükkanın satışıdır. 4 adet dükkanın satışında da
burada kayıtlara geçmesi için söylüyorum. Gelen yazıda dükkanların trampa veya satışı diye gelen gündemde bahsedilmiştir. Ancak komisyon kararımızda, en son karar kısmımızda yalnızca satışına yetki verilmesi için en cümle yetki vermiş bulunmaktayız. Bunu da meclisimize kamuoyuna bilgilendirme arasında sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ben değerli meclis üyeleri arkadaşlar. Arkadaşlar ben detaylı milletin kafasını karıştıracak açıklamalar çok konuştuk. Yapmamıza gerek yok. Ben bu dört tane dükkanla ilgili satışlarıyla ilgili bu karara, bu satış kararına niye katılmadığımızı grup olarak niye red verdiğimizi anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bizi kovalayan yok. Daha önce biz bir deneyim yaşadık. Dairelerle ilgili. Şartlı şey yaptık. Dedik ki paralar bir yerde toplanır. Tek tek paralar harcanmasın. Yetkiyi verdik. Bugüne kadar da bir şey satılmadı. Satıldı mı? Satılan bilgisi olan var mı? Daire falan orada bir şey satabildik mi ayrıca? Şimdi en son geldik bu dört tane dükkana. Bu dört tane dükkanla ilgili bizim Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak yaptığımız araştırmalarda görüştüğümüz şehrin kanaat önderleriyle, ticarette önde ileri giden insanları yaptığımız iktişarede bu dükkanların satışının bu mehalde erken olduğu kanaati bizde zuhur etti. Yoksa biz dükkan satışına falan karşı değiliz. Düşünün, orada dört tane bizim dükkanımız var. Daireye satış kararı vermemiş. Satın daireleri, o parayı getirip kullanın. Mevcut olan daireleri satın, getirin, yatırımdan kullanıyorsunuz. Nerede ki ona da şartlı demişiz. Biz bunun burada dükkanlarla ilgili oraya bir ulusal firma girer, bir banka girer. Firma dahi orayla ilgili daha tam şeyini bitirmeden, dizaynını yapmadan, şeyini yapmadan bu dükkanların satışı için erken diyoruz. Kamu zararımız olur. Bunun için iyi bir araştırma yapıp, güzel bir çalışma yapıp, bunu beklettikten sonra satmak taraftarıyız. Şimdi millet bir gayret içerisinde birbirine cevap yetiştiriyor. Onu, ya bu şehir bizim şehrimiz. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmenin şunu bunu anlamıyor. Bu dükkan satılacaksa, dükkanlar satılacaksa malın değerini bulmadan satmayalım diyor. Mal değerini bulsun, değeri bulduktan sonra satalım. Çünkü biz burada kağıt üzerinde yazıyoruz. Şimdi ben bunları da anlatacağım. Yine gelip takas trampa, biz bu yetkiyi verirsek yarın o dükkanları birileri orada trampa ederse ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Soruyorum size. Bizim tereddütümüz bu. Bizimize düşman gözüyle bakmanın bir anlamı yok. Bir bilgi eksikliği var. Burada bir yanlış anlaşılma var. Bunların düzeltilmesini istiyoruz biz. Biz kimseyi suçlamıyoruz ki. Buradaki komisyonu da suçlamıyoruz. Diğer arkadaşlar da kimseyi suçlamıyoruz. Onun doğru yapılması için ikazda bulunuyoruz. İkaz ediyoruz. Diyoruz ki doğru yapalım işimizi. Örneğin mi? Biz İl Bank'tan 100 bin lira kredi almadık mı? Ne kadar araç gereci alacak? Bunun 30-40 milyarını yazdığımız halde, meclis kararı olduğu halde kaç tane araç aldınız? Burada kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyin diyenlere söylüyorum. Siz 100 milyar kredi aldık İl Bank'tan. Yatırım için, asfalt için. Bir bölümün arkadaşlar hepiniz buradasınız. Araç gereç almak için ayırmadık mı parayı? Ayrılması gerektiğinin kararını almadık mı? Kaç tane araç aldık? Yok. Şimdi geldik buraya. Yani bunların düzeltilmesi için şu olarak hafızaları, benlikleri tazelemek için söylüyorum. Geldik buraya şimdi. Burada üç tane yazı var hocam. Bir, gelen plan bütçe komisyonuna gelen yazı. Bir şey okuyorum. Dört adet dükkanın trampa ve satışının yapılması amacıyla il encümenine yetti. Ne zaman yazı gelmiş? 11. ayın 15'i 2022. Gelmiş yazı. 11. ayın 21'inde Plan Bütçe Komisyonu arasında toplanmış komisyon, genel gerekli şeyleri yapmış. Dört adet dükkanın, bak toplanmış diyor komisyonumuz ha. Özel okusunlar arkadaşlar. Diyor ki Plan ve Bütçe Komisyonumuz 11. ayın 21'i 11-25 tarihler arasında toplanarak dört adet dükkanın trampa veya satışının yapılması amacıyla il encümene yetki verilmesi konusu görüşülmüş. Tamam eyvallah. Görüşülmüş. Tekrar 5. ayın 4'ünde
2016 tarihli alınan bir kararda da diyor ki bu şeylerin satışı ve her türlü yöntem ile ilgili olarak il encümenine karar vermesi. Ne demek her türlü yöntem? Bunu da üste bıraktı. En son komisyon bir karar yazıyor. Onu da okuyorum. Bir de işte toplanılmış. Bu komisyon emsal bölümlerin satış değeri göz önünde bulundurarak satışın yapılması amacıyla karar alıyorlar. Bizim arkadaşlarımız burada muhalif diyorlar ki biz bunu kabul etmiyoruz. Burada yukarıda zikredilen takas, trafa ve her türlü yönetim şartlarıyla ilgili satılamaz bir ibaresi koymuş musunuz buraya? Değil mi? Niye itiraz ediyorsunuz? Niye tartışıyoruz? Niye dövüşüyoruz? Niye bağırıyoruz? Ya sizin aldığınız kararı okuyorum. Ama sizin bu aldığınız kararda yani Allah'ın emri mi? Eksiklik olmaz mı? Ya eksiklik var. Düzeltelim bunu. Niye alelacele bu dükkanı, bunu satışını verelim de gitsin. Müşteri buyruktan bekliyor. Bugün bu satışı da verseniz kelepurcuların haricinde, yani özür dilerek söylüyorum. Böyle yani düşük almalık niyetinde olanların haricinde kim gelip buraya tarayacağız? Bitmemişti zaten burası. Bizim itirazımız bu. Biz Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak biz bu satışa karşı değiliz. Bu şartlarda satışa karşıyız. Onun için bu satışa bizim buradaki oyumuzun rengi hayır. Ben bunu belirtmek isterim. Ben millete sataşmak için, cevap vermek için şey yapmadım. Yaz, kimsenin cevap vermesine de gerek yok. Herkese bunu için gazetecilerde arkadaşlar herkese de dağıtacağım. Komisyon kararıdır. Takdir kabul ediyor. En havale edilmiş o gündem yazılır. Akabinde pardon, gündem kararı yazılır. Hangi tarih, hangi sayıda karar alınmış o karar yazılır. Akabinde gündem nedir? Gündemi yazarsın. Bu gündemle ilgili, şu gündemle ilgili meclis toplanmıştır. Ha, gündemin içeriğindeki bilgiler daha önceki meclis kararından yansıdığında o meclis kararı da orada zikredilmiş. Neden zikredilmiş? Arkadaşlar o meclis kararını görsünler diye, raporda belirtilsin diye. Yani raporun en son sonucunda karar kısmı yazılır. Bütün raporlarda, benim ömrüm 30 yıl rapor yazmakla geçti. Bütün raporlarda karar raporun sonucunda yazılır. Mahkeme kararında da öyledir. Denetim raporunda da öyledir. Komisyon kararında da öyledir. İkincisine gelince, komisyonumuzun görevi buradaki konuları gündemlere araştırmak değildir arkadaşlar. 4 tane dükkanın satışıyla ilgili kararlar. O gündemlerle ilgili araştırması gereken denetim komisyonumuz var. Önümüzdeki ay göreve başlayacaklar. Gerekirse denetim komisyonu bunların incelemesini yapar. Yani başka konuları getirip bu gündemde olmayan konuya zikretmek, lanse etmek, kamuoyuna bildirmek yanlıştır bence bunlar. Yani kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirelim. Yani buradaki daire artışı veya daire eksilmesi neden kaynaklanmış? Burada yapılmayan daireler var. 28 kattan 18 kata düştüğü zaman 10 kat, 3 bloktan 30 kat burada bir eksilme olmuş. Bu daire eksikliği buradan yansımış. Herhangi bir kişiye hibe veya herhangi bir kişiye peşkeş çekilmemiş arkadaşlar. Yani bunu yanlış şekilde kamuoyunu bilgilendirmeyelim. İlimizde bir deprem yaşandı. Depremin akabinde bu kat eksikliğine gidildi. Depremde de Elazığ'ımız, yani bölgemiz daha doğrusu herhangi bir kaybı, can kaybının dışında 40 küsur tane vatandaşımızın can kaybının dışında herhangi bir kaybı olmamıştır. İnsanlarımıza devletimiz 30 bin tane ev yapmıştır. Herkes maddi yönden kendi eksikliğini, depremdeki şeyinin fazlasıyla kat kat devletimiz eksikleri yerine getirmiştir. İnsanlar burada bayağı bir binaların yenilemesi olsun, köylerdeki evler olsun, herkes yeni evlerine kavuşmuştur. Türkiye'de şu anda, istatistiklere bakın, Türkiye'de ev kiraları ve mülkiyetin en ucuz olduğu yer Elazığ'dır. Neden Elazığ'dır? Çünkü Elazığ'da depremde devletimiz büyük bir özveriyle bütün bütçesinin, yapılacak işlemlerin bütçesini tamamen devlet lanse ederek, karşılayarak yapmıştır. Yani bunları da böyle göz ardı edip kamuoyunu yanlış yönlendirmek bence çok yanlıştır. Ertuğrul Bey, toparlayalım. O yönden bilgiyi şu şekilde başlandırmak istiyorum. Komisyonumuza gelen günden 4 adet dükkanın satışıdır. Burada biz Trump'ı raporun sonuç bölümünde Trump'ı belirtmemişiz. Yani satışla ilgili karar vermişiz. Onun dışında herhangi bir kararımız olmamıştır. Zaten bu meclis kararından sonra, askıdan sonra oradaki kamuoyu araştırması, ticaret odalarından
Ondan sonra emlak odalarından alınacak rayiç bedellerinden sonra satışa sunulacak. Bu hemen bu satışa sunulacak bir durum da yoktur. En az 5-6 ay geçecektir. Buradan gelecek gelir de valimizin öncülüğünde, ben buradan valimize çok teşekkür ediyorum. Geldikten sonra 2 tane finişiyle kurumumuza kazandırarak sıcak asfalta geçti. Daha önce safi kaplama asfaltla bütçemiz, devletimizin göndermiş olduğu başkan, paralar... Bir dakika tamam. Daha önce safi kaplamayla ömrü az olan asfaltlar daha uzun ömürlü şeye geçmiştir. Beton asfalta geçmişti. Buradan da onlara saygılarımı sunuyorum. Kamuoyuna bu bilgileri vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Değil. Beni defalarca kamuoyunu yanlış bilgilendirmemle hayır, ilgili. Hayır, öyle bir şey yok Sayın Başkanım. Dediler paralar nereye gitti? Değerli arkadaşlar, başkanım. Rica ediyorum. Söz alalım bir dakika. Kenneth Bey buyurun. Hiç ötesi arkadaşlarım. Şimdi konunun tartışmasından bu şeye kadar bu tartışmaların sonu gelmez. Şimdi bütün grup başkan arkadaşlarımız, herkes, partililer de gruplarda fikirlerini söylediler. Herkes açıkladı. Bunun neticesi bu. Lütfen oylamaya geçin. Bu işi oylamaya sunun başkanım. Kamuoyunun takdirine sunun. Başkanım, sataşma. Bana defaatle kamu yalan söylememle itham etti. Ben buna cevap vermek istiyorum. Hayır, öyle bir şey yok. Mahmut Bey, öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olmaz. Başkanım, hayır. Öyle bir şey yok Mahmut Bey. Hayır, öyle bir şey yok. Osman Bey. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar, siz Sayın Başkanım, herkes kendi fikrini söyledi. Burada kamuoyunu diyor yanlış bir, yanlış bir şey değil. Ertuğrul Bey neyi anlattı? Ertuğrul Bey dedi ki... Buna karar verecek misiniz? Hayır. Başkanım, ben bir şey arz edeyim. Ne diyorsun sen? Başkanım siz mi karar vereceksen encümen arkadaşım mı benim cevap vermememe karar verecek? Hayır Mahmut Bey, ben encümen karar vermem. Başkanım, kamuoyunu yanlış bilgilendirme. Hayır, yanlış bilgilendirme. Öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmaz. Hayır, olmadı. 3 defa beni kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle suçladı. Öyle. Sen de ilgili bir konu olmadı. 3 defa bana hitap et. Osman Bey buyur. İsim yok ya. Başkanım, lütfen arkadaşlar, biraz sakin olun. Sakin olun dediğin gibi ya, ne var olsa da herkes fikrini söylüyor. Sakin olun. Adam, İçişleri yapsın. Sadece cevap ver. Akşama kadar konuşun. Bu lafı ben diyorum sakin olun. Bak demek iş çığlığına çıkmış. Birimizin fikrine saygılı olalım. Ya saygılıyız Osman Bey. Yok. O konuda saygılıyız. Ya ben senin kastetine konuşmuyorum. Ben kastetim değil. Yani meclisi kastetim. Kastetim. Yani biz sonsuza saygıyız. Evet abi, bana iftira yani atıyorsun diye söyleyeyim. Ben hayır, cevap iftira yok. İftira yok abi. Hayır, bana... Evet arkadaşlar, Hatip'in sözlerinden Hatip'in sözünü kesmeyelim. Arkadaşlar. Buyurun. Arkadaşlar bak. Burada ben grubum adına konuşayım. Grubumun bu konuyla ilgili neden hayır dediğini anlatmaya çalışıyorum. Böyle konuşurken de saygı değer komisyonun raporunu gösteriyorum size, raporunu. Ben kendi fikrimi söylemiyorum. Önünüzdeki şeyleri okuyun, anlayın. Ona göre cevap verin. Benim fikrim yanlış, beğenmeyebilirsin, beğenme. Taktik kamuoyunu. Biz buradaki şerhleri, şunları, bunları anlatıyoruz. Adam bize hikaye anlatıyor. Ben yok orada arsa kaybolmuş, para bilmem nereye gitti. Biz arsaların satışı, bin dairelerin satışıyla ilgili birisi yolsuzluk yapmış mı dedik? Niye kamuoyunu yanıltıyorsun? Biz dedik ki o satışta ben de evet demişim. Konuşurken bir önceki ayda yaptığınız eylemi göz önünde bulundurarak söyleyin. Ben oraya evet demişim. Ertuğrul Bey, şu davranış konuşacağım. Onun için arkadaşlar, bak kıymetli arkadaşlar, rica ediyorum. Başkanım, toparlayalım, buyur. Ben gerici konuşmuyorum. Diyorum ki, bir şey söylerken, bir ithamda bulunurken biraz dikkat etmek lazım diyorum. Ne var yani burada 10 dakika fazla zamanımızda? Herkes fikrini söylesin bu konuyla ilgili. Bizim burayla ilgili satışa karşı değiliz dedim bir. Yarın bu işler düzelsin gelsin, cuma günkü eylemde ilk önce ben satılsın diyeceğim. Bu sefer bunu anlayalım. Karar alınmış, karar yapılmış, o konuştu, bu konuşmasın, ya herkes konuştu. Burada, adam burada, inşallah önü de açıktır, bir dahaki döneme AK Parti'den şey olsun, Maliye Bakanı olsun Ertuğrul Bey. Bize Maliye derse rapor tutuyor, raporum olur burada, bana göre yanlış. Biraz saygı olur. Osman Bey, biraz saygı olur. Bizler konuşursak bu zararmış. Biraz saygı olur ya. Şimdi ben kişilere itibar... Konuşmaya tahammül etmiyorum. Kıymetli arkadaşlar. Konuşma. Osman Bey, bak onun dışına çıkmadan bitirelim, toparlayalım. Maliye Bakanı olur olmaz onu... ...ilerde belli olur
temenni bu. Bu temenni iyi bir temenni, kötü bir temenni değil. Tabii tabii doğru söylüyorsun. Arkadaşı güzel. İlgen Ömerçli yerinden bakanlığa yükselttik daha ne tamam. istiyor? Bizim temennimiz o. Madde dışına çıktı. Madde dışına çıktı. Burada bunu tekrar bunu gözden geçirmesi lazım. Kamu vicdanı bu konuda dışarıda. Kamu vicdanı bunu rahatlatmanız lazım. Rahatlaması lazım. Onun için bu kararın tekrar gözden geçirilmesini ben dediğim kişiye yine son defa yine söylüyorum. Biz bu satışa karşı değiliz. Bu izlenen güzergah bizim zorumuza giden. Onun için buna biz grup olarak hayır diyeceğiz. İtirazımız tamam. Başka yanlış anlaşılmalar var. Ben çekmeye gerek yok. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. 15 dakikadan beri ya Astas'lara satılacak şurada 4 tane daire. Ne burada dükkan, ne burada arsa. Başka bir şey yok ya. Satılacak 4 tane daire. 4 tane pardon dükkan. Olur da görüşünüzü belirtirsiniz. Olmaz da yani. Yani burada her şeyin ben haklılığı bir şey yok. Yani ne diyor? Kağıtla ben de sallıyorum abiler. Bakın burada madde var. Madde görüyorsunuz yani. Ya komisyon raporu yazmış. İşinize gelirse beğenirsiniz, işinize gelmezse beğenmezsiniz. Benim babam malı değil, senin de babanın malı değil. Ben de sahip çıkıyorum. Ya ben konuştuğum zaman sen niye konuşuyorsun? Ben konuşurum. Ben iyi gelmek için yeterli konuşurum. Sen nasıl konuşuyorsun, ben de konuşurum. Kardeşim, sen büyüksün ki, ben de... habersiz bir toplantı yapılıyor ve o toplantıda el yüzündeki durum değerlendirmesi yapılıyor. Varsa orada doğrusuyla, eğrisiyle bütün ilgilenen meselelerini toplarsın, doğru bilgi versin, biz de ona göre kamuoyunda doğru bilgi veririz. Tamam, teşekkür ederim. İkinci konu, Sedat Bey altı üstü dört tane dükkandan bahsediyor. Dört tane dediğimiz bizim garip kurabanın, hepimizin çocukların geleceği. Dört dükkandan bahsetmiyoruz. Elazığ'ı ilgilendiren 170-200 milyon, belki de ileriye doğru 250 milyon bir özel idarenin kaybından bahsediyor. Bu kadar basit olamaz. İkincisi, kamuoyu araştırması raporda belediyeden veyahut da kamuoyundan veyahut da çevre şehircilikten sanayi ticaret odasından bu dairelerin değerlendirmesi alınmış, emlek değeri alınmış mı? Neye göre satıyoruz? Belediyede bir yazı yazılmış, belediye bir emlek değeri göndermiş, daireler bu fiyata, dükkanlar bu fiyata bu şekilde yale çıkar. Biz en ufak bir masa sandalye bile alırken, piyasadan 3 tane fiyat araştırması yapılırken sadece belediyenin verdiği emlak değeriyle burada dükkan ve daire satıyoruz. Bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Burada tartışılması gereken konu sadece rapordu yani. Komisyonun hazırladığı raporu oylamaya sunacaksınız. Ya kabul edilir ya edilmez. Bu tartıştığımız konu zaten bizim yani meclis üyelerinin yani yetki alanlarının dışındadır. Bu karar ne zaman almıştır? 2017'de bu sözleşme yapılmıştır. 2017'den beri bu iş devam etmektedir. Biz en son 2021'de tekrar şeye yetki vermişiz yani özel idaresi genel sekreterine yetki vermişiz. Şimdi arkadaşlar bir rapor hazırlamışız. Raporu biz arkadaşım dedi ki biz dedi AK'ın MHP grubu adına kararımız budur. Biz de AK Parti grubu adına şunu söylüyoruz.
raporda arkadaşlar ne yazmışlar, raporu onaya sunun, kabul eder ve etmez. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kıymetli arkadaşlar, yaklaşık 4 yıldır buradayız. Biz de burada İçişleri'ye açık olmamız lazım. Başladığımızdan günümüze kadar da hangi madde üzerinde okundu, bir madde okunduğu zaman o madde üzerinde tüm söz alan arkadaşlara söz veriyoruz. Bu da normaldir. Ve bundan dediğim gibi 5-10 dakika, 20 dakika, yarım saat günümüz burada geçmiş için önemli değil. Çünkü bunun hakkını vermemiz lazım. Her konuyu istişare ederek neticeye varmamız lazım. Onun için hemen oylattırın. Bilmem ne bu konuları bir tarafa bırakalım. Ertuğrul Bey buyurun. Son olarak başkanım, ben burada son olarak şu konuyu gündeme getirmek istiyorum. Başkanım, ben burada raporla ilgili görüşürken veya komisyon raporuyla veya gündemle ilgili şahısların hiçbir arkadaşı zan altında veya suç addederek konuşmadım. İkincisi, raporlarda, bütün raporlarda karar raporun son metninde yazılmış. Son metninde biz raporumuza kararımızı yazmışız. Oradaki raporumuzdaki son metninde demin arkadaşımızın dediği şekilde değil de piyasa koşullarında ve emsal bölümlerin satış değeri göz önünde bulundurarak demişiz. Bu emsal bölümlerin satış değeri nasıl göz önünde alınacak? Ticaret odasına yazılacak, emlakçılar odasına yazılacak, ondan sonra belediyeye yazılacak. Bütün sivil piyasa araştırması yapılarak bu zaten bu şekilde olmadan tecrübeli satışı yapılmaz. Yani bunu zaten raporda bahsetmişiz. Bizim raporumuzda dört dükkanın satışıyla ilgili araştırmayla ilgili değildir. Ben burada arkadaşları yani komisyondaki görevin dışında bir görev yapmışız gibi lanse etmelerini ben yanlış söylüyorum. Onun düzeltilmesini için ben bu söz hakkını aldım. Kamuoyunda bu şekilde bilmesini arz ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ederim. Kıymetli arkadaşlar, maddeyi oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy çokluğuna kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum.